Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki bursluluk sınav kısmınız var. 7. sınıftan girecek olan öğrencilerimiz için 7. sınıf bursluluk soruları karşınızda. Çıkabilecek sorular tabii ki kesin aynısı çıkacak diye bir şey yok. Çıkma ihtimali olabilir şeklinde sorular var. Ve sizlerde tabii ki bunları arkadaşlarınızla paylaşarak onlara da destek olabilirsiniz. Bursluğa girecek olan arkadaşlarınıza destek olabilmek için bunları paylaşın ki onlar da en azından bir tekrar etmiş olsun. Peki tam sayılarda ne yapıyoruz? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemler yani. İlk sorumuz gelsin bakalım. Siz de like atmayı unutmayın. Bakın Like atın arkadaşlar. Abone değilsen de abone ol. Çünkü yeni sezonda muhteşem şeyler yapacağız. Çünkü sen artık 8'e geçtin. LGS tayfasın çünkü sen. Ee, ve sizler için muhteşem içerikler oluşturacağız. Kamplar yapacağız, pomodorolar beraber çalışacağız. İşte ne bileyim soru çözeceğiz, rehberlikler yapacağız, çok şey yapacağız. Sınavlarınıza çalışacağız. Oku sınavlarınıza destek olacağım. Konuları anlatacağız tekrardan sıfırdan başlayacağız. Güzel güzel işler yapacağız. Çalışma planları falan. Oh, kesin takip etmeyi unutmayın. Peki arkadaşlar, yukarıdaki şemada kutuların içindeki sayılara ait işlemler oku yönünde takip edilerek yapılıp sonuçlar kutulara yazıldığında sonuç olan C sayısı kaçtır demiş. Haydi bakalım kaçtır bulalım. Peki şimdi demişiz ki eksi 18 artı 6. Hmm, bunu ne yapmamız gerekiyormuş? Toplamamız gerekiyormuş. Haydi toplayalım. Eksi 18'imi yazdım. Sonra artımı koyuyorum. Sonra artı altımı yazıyorum. Şimdi öncelikle biz dedik ki eksi olanlar benim için borç olsun. Artı olanlar param olsun. Yani şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki farklı işaretler gördüğümde toplama ve çıkarmada farklı işaretler gördüğümde Öncelikle farklı işaretlere bakıyorum. Eksi ve artı var. Eksi ve artı da büyük olandan küçük olan çıkarılır. 18'den ben 6'yı çıkarırsam 12 elde edebilirim. Evet 6 devam. Tamam. 12 elde edebilirim. 12 yazdığım sonuç olarak. Fakat burada büyük olan sayının işareti eksi olduğu için hemen 12'nin başına eksi yapıştırıyorum. Yani bunun sonucu eksi 12 olacaktır. Peki bakıyorum 6'yı eksi 2'ye bölmüşüz. Hmm. Bölme işleminde artı eksi bölümü bana negatif verecektir. Eksi eksi bölümü bana artıyı verecektir. Artı artı bana artıyı verecektir. O yüzden burada dikkat etmen gereken sadece farklı işaretleri bölersek negatif olacaktır. O yüzden burada 6'yı ben eksi 2'ye bölüyorum. 6 bölü 2'ye o zaman bana eksi 3'ü verecektir. Negatif bir sonuç olacak. Okey. Burası benim için A'nın amın değeri eksi 12 oldu. B'nin değeri eksi 3 oldu. Hmm. Şimdi şöyle bir durum var. Eksi ile eksinin çarpımı dikkat bak dikkat çıkar eksi çarpı eksi bana neyi verecektir pozitif verecektir bölme ile aynıdır arkadaşlar bak aynı işaretlileri bölersem artı veriyorum ya aynı işaretlileri de çarparsam artı elde edeceğim çünkü artıyla da artıyı ben çarparsam artı elde edeceğim artıyla Eksiği çarparsam eksi elde edeceğim. Farklı işaretleri çarparsak negatif, aynı işaretleri çarparsak pozitif olacaktır. O yüzden bana C'nin sonucunu söyler misiniz? Evet, artı 36 yapacak. Çünkü 12 ile 3 çarparsam 36 yapar. Eksi ile eksi'yi çarptığımda artı olacağı için artı 36 olacaktır. Peki 2'ye bakalım. Şimdi buna göre 21 dakika sonra deney tüpünün sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Bir deney tüpünün başlangıçtaki sıcaklığı 12 derecedir. Bak başlangıçta 12 derece yani artı 12 derecemiz tamam. Bu deney tübündeki reaksiyona bağlı olarak tüpün sıcaklığı her 3 dakikada 2 derecede düşüyor. Her 3 dakikada 2 derece düşüyor. 21 dakika var. 3 dakikada 2 derece düşüyorsa şöyle düşünüyorsun. Ben bu 21 dakikada kaç tane 3 dakika bulabilirim diyorsun. He, o zaman 21'i 3'e bölersen kaç tane 3 dakika olduğunu bulursun. Hemen geliyorum. 21'i 3'e bölüyorum. 21'in içinde 3 7 kere vardır. 7 kere 3'ten 21 elde edeceğim. Buradan 0 0 olacak. Yani 21'in içinde 3 kere 7, 7 kere 3 dakika varmış. E her birinde 2 derece azalıyorsa o zaman ben bu sonucu 2 ile çarparsam normalde kaç derece düşmüş olacak? 14 derece düşmüş olacak. E 12 derece değil miydi? O zaman ben bunu ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Çıkarmam gerekiyor. Son deney tüpünde sıcaklığı kaç derece olacak diyor ya. <laughs> o zaman eksi 2 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Çünkü 12 12'ye kadar gelene kadar... Ee, başa baş gelecektir. Ondan sonra eksiye düşecek. Yani burası aslında 12 eksi 14 yaptığımda eksi 2'yi yakalamam gerekiyor. Cevabım adan olacak. Peki 3'e bakalım. Hmm, A'mın değerini vermiş. Çok güzel. B'min değeri de vermiş. A üzeri B sayısının değeri açtıklarının hangisinin eşittir? Çok kolay çok kek. Şimdi A'nın değerinin eksi 6 olduğunu söylemiş. Bakın bazılarınız şu hatayı yapıyor. Öğretmenim eksi 6 e, B'yi de ben buraya yazayım 2'yi yazayım. Ha öğretmenim burada parantez yok. O zaman bunun sonucu negatif olur. E o zaman eksi 30 aldı. Hata dıt böyle olmaz. Neden? Çünkü adam sana direkt eksi 6'yı vermiş. Yani a'nın değeri eksi 6. Eksi 6'nın aslında tamamının sen ikinci e, kuvvetini alman gerekiyor. Buraya dikkat etmen gerekiyor anlaştık mı? E o zaman bakıyorum eksi 6'nın ikinci kuvveti. He, negatif sayılarda kuvvet alırken eğer kuvvet çift ise her zaman pozitif olacaktır. Kuvvet tek ise negatif olacaktır. Bakıyorum çift o zaman sonucum kesinlikle pozitif olacaktır tık tık eledik. E, o zaman ben geliyorum. Diyorum ki 6'nın karesi neydi? 6'nın karesi demek 6 çarpı idi. 6 6'yı 2 kere çarpmak demek. E, buradan da o zaman 36'yı yakalarım. E, artı 36. Kek. Bebek oyuncağı. Gelirse yapın be. Kaçırmayın bunları. Kurban olayım. Bakın bazılarınız heyecan yapıyorsunuz. Hocam elim ayağım titriyor. Ben nasıl yapacağım bu soruyu? Çok kolay. Bak kolay olması da sizi heyecanlandırır. Hocam bu kadar kolay sormamız gerekiyor. Allah ya rahat olun sakin ol. Allah Allah. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen rasyonel sayılarda hangisinin ondalık gösterimi devirlidir? Genelde dokuzlu olanlar devirli oluyor arkadaşlar. Dikkat bak bunun altını çiziyorum. Dikkat genelde dokuzlu olanlar devirli olur. O yüzden bakıyorum. Şimdi 7'yi ben 4'e bölüyorum. Hemen 7'yi 4'e böldük. Bakın bu şekilde bölme işlemi yapabilirsiniz tamam mı? Normal hocam 7 falan. 7'yi ben 4'e bölüyorum. Şimdi 7'nin içinde 4 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 4'ten 4 geldi. Buradan 3'ü yakaladım. Peki şimdi şöyle söyleyeyim. 4'ün içinde 3'ün içinde 4 olmadığı için virgülü koydum. 0'ı yapıştırdım. Söylediğim ki 30'un içinde 4 kaç kere vardır? 28. 7 kere var. 7 kere 4 28. Buradan 2 kaldı. 20 kaldı. 5. Yani 1,75 bu. Ha bu devirli değil. Devirli neydi arkadaşlar? Sürekli aynı şeyi devretmek demek. 1,2,2,2,2,2,2,2,2 diyor gidiyorsa o zaman bu sürekli bir şey devrediyor demektir. Peki bu gitti. 11 bölü 20 bu zaten değildir büyük ihtimalle. 11'i 20'ye bölüyorum. 110 diyelim buraya. 0 virgül olması lazım. Çünkü 11'in içinde 20 olmayacaktır. E, 5 kere 2 100 yapacaktır arkadaşlar. Buradan 10 elde ettim. 100 olur. 0,55. 0,55 benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Yani bir devirli sayı değildir. 9'u 25'e bölelim. Hemen 9'u 25'e bölüyorum. 9'un içinde 25 olmadığı için 0'ı koydum. Buraya 0 koyup virgülü yapıştırdım. Ondan sonra diyorum ki 90'ın içinde 25 kaç kere var? 3 kere var. 75 yapar. 4 kere olsa 100 yapar. 3 kere var. 75'e yazdım. E Buradan 15 kalır. 150 yaparız. E 25, 50, 75, 100, 150. 6 kere var değil mi? E 6 kere 5, 30, e 3, 6 kere 2, 12, 15. Tamam. 150 yaptık. 0, 0. Yani bu da devirli değil. 0, 36. Bak dediğim gibi genelde paydası 9 olanlar benim için devirli olacaktır. 4'ü 9'a bölüyorum. Bak dikkat. 4'ü 9'a böler isem eğer. 4'ün içinde 9 yok. 0'ı koydum. Hop. 40'ın içinde 9 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 9 36. Bak 4 geldi. 40. 4 kere 9 36. Ne geldi? 4 40. 4 kere 9 36. Ne geldi? 4. Bak devir ediyor. O zaman bu sayı aslında 0,4 ve 4 devir ediyor. Zaten arkadaşlar bakın. devirli sayılarda 0,4 devir ediyor ya. Direkt 4 bölü 9'u yapıştır geç. Tamam. Peki. Haydi 5'e geçelim. Evet bir tam sayı sorusu. Tam sayılar önemli bizim için. Şimdi yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmış. A noktasından tam sayılarda rasyonel sayı, şey kesir kesirli rasyonel sayılar kesirli soru. Tamam neyse. Yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. Dikkat önemli bilgi. Eş parçalara ayrılmış. A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. A noktasına gelen. Tamam. Şimdi öncelikle A noktasına geleceğimiz için şimdi şuraya kadar bir 2 tam var ama -2 tam var. Negatif çünkü. Şimdi bir eksi -2 tamı yakaladım. Sonra sayıyorum bak. Aralık sayıyorum. 1 2 3 4. 4 aralığımız var. Diyorum ki benim paydam 4 olması gerekiyor. Çünkü 4 parçaya bölmüşüm ben bunu bak. 1 2 3 4 parçaya bölmüşüm. 4 parçanın kaç parçasını alıyorum? Dikkat. Kaç parçasını gösteriyorum? Dikkat. 1 parçasını. O zaman payıma da 1 yazıyorum. Bu zaten negatif olduğu için o zaman ben bunun sonucuna şöyle bir şey diyebilir miyim? Eksi 2 tam 1 bölü 4 şeklinde yazar mıyım? Yazarım. O da bana neyi verir? Sonucu evet denizli olarak verecektir. Peki haydi bakalım aşağı inlik Bir sıralama sorusu. Açıda verilen sıralamadan hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle şunu düşünüyoruz. Eğer paydalarımız eşitse Dikkat bak paydalarımız işte Payda neresi öğretmenim? Aşağı taraf. Tamam mı? Paydalarımız eşitse payı büyük olan büyüktür. Neden dersen. Bak kurban olayım. Şimdi bak bir tane pizza dilimini düşün. Şimdi canı çekecek gece gece. Aa, ben gece anlatıyorum çünkü. Sen Allah bilir sabah mı izliyorsun gece mi izliyorsun? Hatta hangi saatte izliyorsun yaz. Merak ettim. Evet baktığımızda bak bu pizzamız olsun tamam biraz yamuk yumuk pizza ama bak ben pizzayı düşünsenize bak aynı dört parçaya böldüm. Diyorum ki dört parçanın bir parçasını yemek mi daha fazladır yoksa dört parçasının iki parçasını yemek mi daha fazladır? E tabii ki sen dört parçasının bir parçasını yiyorsun ben iki parçasını yiyorum şu iki parçasını yiyorum ben daha fazla yemiş oluyorum. O yüzden eğer paydalarımız eşitse payı büyük olan büyük olacaktır. O zaman 1 bölü 4, 2 bölü 4'ten küçüktür. Bakıyorum negatif olduğu için zaten kesinlikle küçük. 1 bölü 5 küçüktür, 3 bölü 5 küçüktür, 5, 7 bölü 5. Süper. İlk önce bakıyorum aşağılar kesinlikle aynı. Okey. O zaman payı küçük olan en küçüktür. Eksi 2 küçük olduğu için en küçük. Sonra bir, sonra 3, bu doğru. Bakıyorum baya. Burada da arkadaşlar tam tersi olacaktır. Eğer paylar büyükse ya da paylar eşitse ki zaten görüyorsunuz hep eşit hep eşit neyse artık. Eşit. E o zaman bunlar eşitse ben diyorum ki abi paydası küçük olan büyüktür. Paydası küçük olan büyüktür. Çünkü şöyle düşünün 4 parçayı e, 3 parçayı 4 parça. 3'e 4, 4'e 3 burada zaten biten tam var değil mi? 4'ün içinde 3'ü bir kere var. 4'ün içinde 5 4'ün içinde 9. 4'ün içinde... 9. O yüzden ben o zaman şöyle diyorum eğer payları eşitse paydası büyük olan en küçüktür. Bakıyorum 11, 9, 5 ve 3 bu sıralamada benim için doğru arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Burada farklı farklı hocam bunlar ne ya böyle Allah'ım ya 1, 2, 3 var 5 var bilmem neler falan filan var. Bakın arkadaşlar bu tür sorularda da ne yapayım biliyor musun aşağıları eşitlemeye çalışın. Mesela 20'de eşitleyebilirsiniz. 20'de eşitleyebiliriz mesela örnek veriyorum. Ya da işte 1 bölü 2 var, 2 bölü 5 var, 3 bölü 4 var, 4 bölü 5 var. Zaten bunun en büyük olduğunu biliyorsunuz. Çünkü burada bir tam var, bir tamlık kısım var. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle şuralara sileyim. Deyim ki bunları eşitleyelim yahu. Diyelim ki kaçta eşitleyelim? 20'de eşitleyelim. Ben bunu 10'la genişletiyorum. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu da 5 ile genişletiyorum. Şimdi burası 10 bölü 20 oldu. Küçüktür. Burası 8 bölü 20 oldu. Küçüktür. Burası 15 bölü 20 oldu. Küçüktür. Burası 25 bölü 20 oldu. Şimdi 10 bölü 20 8 bölü 10'dan küçük müdür? Kurban olayım. Bak aşağıları aynı. Değil mi? Aşağıları aynıysa ne dedik? Payı küçük olan büyük hayır pardon payı büyük olan büyüktür dedik. E bakıyorum burada 10 var burada 8 var küçük demiş. O yüzden bu yanlış olan bu olacak arkadaşlar. Peki diğerine bakalım mı? Hadi bakalım. Şimdi burada 15, 15, 2 var. E, 30 da genişletelim abi bunları. 2 ile genişletsin bunu. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu e, 30 olabilmesi için 6 ile genişlettim. Bunu da 15 ile genişlettim. Bakıyorum. 8 bölü 30 küçüktür. 9 bölü 30 küçüktür. 12 bölü 30 küçüktür. 15 bölü 30. Hmm tamam. 8, 9, 11, 12. Yes bu da doğru. Ne yapıyoruz? Bu şekilde taktiklerle ilerliyoruz. Kesin çıkar. Dikkat. Buna göre M çarpı ne? Kaçtır? 7 bölü 10 sayısının toplama işlemine göre tersi M'dir. 7 bölü 10 sayısının toplama işlemine göre tersi. Bak dikkat. Toplama işlemine göre tersi. M ise toplama bak. Toplama ya. Bak bölme işlemine göre tersini demiyoruz. Tamam mı? Toplama işlemine göre. Herhangi bir sayının toplama işlemine göre. Mesela onun toplama işlemine göre tersi nedir? Eksi 10 değil midir? Eksi 10'dur değil mi? Negatif halidir. O yüzden ben diyorum ki 7 bölü 10'un toplama işlemine göre tersi eksi 7 bölü 10 yapar. Çarpma işlemine göre tersi nedir? Tamam. Ben eksi 7 bölü 10. Çarpma işlemine göre tersi de bu sayıları yer değiştireceğiz. 10 ile 7'yi yer değiştireceğiz. Yani 10 bölü 7 olacaktır. Tamam. Bunları çarpmak istemiş. 10 bölü 7. Şimdi arkadaşlar burada zaten negatif olacağı için negatifle ben pozitifi çarparsam sonuç mutlaka negatif olacaktır. E Burada çarpma işlemi olduğu için 10, 10 sadeleştirdim. 7 ile 7'yi sadeleştirdim ve 1'i yapıştırıp eksi 1 dedim ve yoluma devam ettim. Peki 8. sorumuza bakalım. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Şurayı bir sıra vereyim mi? Benim yazım biraz çirkin inşallah anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Çok çirkin yazıyorum kendim gibiyim falan. Şimdi ifadesinin değer açtıklarından hangisidir? Öncelikle bakıyorum negatif bir sayı. Hmm, negatif sayının tek kuvveti mi çift kuvveti mi? Evet tek bir kuvvet var. O zaman sonuç mutlaka negatif olacak. Sildim sildim. %50 şansım var. Şimdi öncelikle bakıyorum. E, burada 1'in üçüncü kuvvetini alırsam 1 yapar. 3'ün Üçün üçüncü kuvvetini alırsam 27 yapar. Ama eksiyi ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Eksi 1 bölü 27 cevap C olacaktır. Peki devam ediyorum. Devam. Size güzel sorular hazırladım ha. Ana göre valla full yapmadın olmaz. Şimdi işleminin işleminin sonucu kaçtır demişiz. Kayıt yapıyor. Tamam. Şimdi öncelikle ben buranın çift kuvveti olduğunu biliyorum. Gördüğüm çift kuvveti olduğunu o zaman direkt burayı artı olarak yapıştırabilirim. Şimdi 2 bölü 9 artı 4'ün karesi ne olacaktır? 4 kere 4'ten 16. 3'ün karesi ne olacaktır? 3 kere 3'ten 9 gelecektir. Aa bak çok kolay. Görüyor musun? Tabanlarımız aynı oldu. Yani paydalarımız aynı oldu. O zaman payı ne yapıyoruz? Topluyoruz. 16 ile 2'yi toplarsam 18 yapar. 18 bölü 9'dan da 2'yi yapıştırırım ve bolu derim. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Peki devam. Heh. Burada gıcık sorular çıkıyor. Biliyorum. Öncelikle yapmanız gereken nedir biliyor musunuz? Şunla şunu bir düzenlemeniz gerekiyor. Bir düzenleyelim mi? Şu sabit kalacak. Şu 6 temizleyelim. İlk önce bir 6 temizleyelim. Bunu 2 ile genişletmem gerekiyor. Çünkü taban aynı paydalarımız aynı olması gerekiyor. Peki ben şunu bir şurada yapayım. 3 bölü 2 eksi 1. Tabanımı bu şekilde ne yapıyorum? Farklı renk yapayım. Tabanımı 2 olarak genişlettim. Hatta burada bir, bir gizli bir 1 vardır. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 1 ile genişletiyorum. O zaman burası 3 bölü 2 olur. O zaman burası da 2 bölü 2 olur. Buradan da zaten 1 bölü 2'yi yakalamış olacağım. Tamam. Yani burası tamamen gitti. Burası 1 bölü 2 kaldı bir de yukarıya temizleyelim 3 bölü 2 var 1 bölü 1 var ee, 2 zaten şudur 1 artı 3 bölü 2 demek 2 ile geliştirilsin 5 bölü 2 yapar yani 1 tam 3 bölü 2 ya bakın şu zaten 1 tam 3 bölü 2 ya bunu bunu çarpıp bunu topluyorduk 1 2 3 daha 5 5 bölü 2 diyorduk değil mi hatırladınız hatırlatmak güzel bizim işimiz o zaman burası 5 bölü 2 Süper. Daha buraya geçelim mi? Hayır. Şimdi bak burayı temizledik. Burayı temizledik. 1 bölü 2 bölü. Ne kalmıştı? Burada 5 bölü 2 kalmıştı. Aşağıda 1 bölü 2 kalmıştı. Hmm, bir bölme işlemi var. Şimdi bölme işlemi yaparken ilk ifade aynı şekilde kalır. Yani ben 5 bölü 2'yi normal bir şekilde buraya yazarım. Şuradaki bölme işleminden kurtulmak için bu ifadeyi ters çeviririm ve çarpma haline gelir. 5 ile 2'yi çarptım. 10 o zaman burası 10 2'den 5 yapar. Okey mi? Okey. Yani buranın tamamı neymiş arkadaşlar? 5'miş. E şimdi 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 bölü 5 yapacağım ama 5 yapmama gerek yok. Çünkü bölmeyi çarpma haline getireceğim için ben bunu direkt 1 bölü 5 haline getiriyorum. Buradan da zaten 1 bölü 10 olur. Cevap Denizli. Haydi 11'e bakalım. Buna göre toprak kaç metre daha yürürse okula varır. Evden okula yürüyerek giden toprak, yukarıdaki yolun 2, 5'te 2'sini yürüdükten sonra kalan yolun 4'te 3'ünü daha yürümüştür. 900 metre var. <laughs> Şimdi 900 metrenin ilk önce 2 bölü 5'ini bulmamız gerekiyor. Peki, 2 bölü 5'ini bulmak ne demek? Şu demek, yarısını alırsam ben ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum değil mi? Mesela 1 bölü 5'ini alırsam ya da çeyreğini alırsam ne yapıyorum? 4'e bölüyorum değil mi? O zaman şunu ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bunu <laughs> şöyle ifade edeceğim. Yarısını alırken ne yapıyorum? 4 900 çarpı 1 bölü 2 yapıyorum. Yani 900'ün yarısını almak bu aslında. E aynı mantıkla diyorum ki 900'ün 5'te 2'sini alayım. E geldim buraya diyorum ki 9 x 900 çarpı e, 5'te 2. Şimdi ben şuna çok kızıyorum ya. İlk önce siz bu işlemi yapıyorsunuz. 9'da 2'yi çarpıyorsunuz falan filan. Bakın arkadaşlar gerek yok. 5'e bölünebiliyorsa eğer 5'e bölebiliyorsanız kaça bölünüyorsa yani sadeleştirebiliyorsanız sadeleştirin de işinizi kolaylaştırmaya çalışın. 900'ü 5'e biliyorum. 9'un içinde 5 kaç kere var? 1 kere var. 40 kaldı değil mi? 40'ın içinde 5 kaç kere var? 8 kere 5 40 olduğu için 8. Hop 180'i yapıştırdım. Peki şimdi bu 5'ten kurtuldum mu? Kurtuldum. Çarpı 2'yi yap. işin kolaylaşsın. 360 de. Peki 360'ını yürüdükten sonra kalan yolun 4'te 3'ünü daha yürüyor. Toprak kaç metre daha yürürse okula varır. Kalan kısmı soruyor. Şimdi 360 metrelik yol yürüdük biz. Şurası 360 metre olsun. Şuraya kadar yürüdü toplamak geldi. Sonra kalan kısmın 4'te 3'ü. E burası zaten 360 değil miydi? 360'da. 900'den 360'ı hemen çıkaralım. 900'den 360'ı çıkardığımda buradan 0, buradan 10 olacağı için 4, 8 olacağı için 5 mi yapıyor? 540 540, 600 900. Çok güzel. Şimdi 540'ın da 4'te 3'ünü alalım. Hemen ne yapıyorum? Diyorum ki 540 çarpı 4'te 3. Anlatmadım hmm. Yine 540'ı 3'ü çarpayım mı? Çarpma yahu. Niye çarpıyorsun? Allah Allah. 540'ı 4'e bölelim. Bölünüyor çünkü 54 4'e bölünebiliyor. Direkt bak 5'in içinde kaç kere var? 1 kere var. Burada bir, bir onluk kaldığı için 14 kaldı. 14'ün içinde 4 kaç kere var? 2, 3 kere var. Özür dilerim. 4 kere 3 12 olduğu için 3 kere var. E burada bir 2 kaldı. 2 onluk kaldı. 20'nin içinde 4 kaç kere var? 5 kere var. 135 buldum. 135 ile de 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5 15 elde var. 1. 3 kere 3 9 10 elde var. 1. 3 4. 405'i yapıştırdım. Geçtim. Doğru mu? 35, 70, 105, 300, 405. Okey. Bir de bunları toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 360 derece, 360 ile 405'i toplamam gerekiyor. Hemen toplayalım. 360 ve 405'i topladığımda buradan 5'i yakaladım, 6'yı yakaladım, 7'yi yakaladım. 765. Toplam yol 900 değil miydi? Evet. O zaman bir de ben 900'den 765'i çıkarmam gerekiyor işlem yapmamız gerekiyor. Evet 900'den 765'i çıkarıyorum. Zaten 10 sıfırdan çıkmaz. Burası 10 oldu. Burası 9 oldu. Burası 8 oldu. Ne yapıyorum? Bunları siliyorum. Peki 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. 135 benim için o zaman cevap olacaktır. Peki 12. sorumuz. Yukarıdaki cebirsel ifadenin terimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi e, terimleri, bak dikkat et, terimler. Terimler, birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim diye düşünüyoruz ya. Şimdi bakın arkadaşlar, terim dediğimiz, birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim. Tamam mı? Dikkat. 5x-7y-35 diyeceğiz. Bakın burada bazılarınız eksileri almıyor. Almanız gerekiyor. Hepsini alacaksınız. Tamam mı? O zaman cevabım denizli olacak terim diyor. Eğer değişken deseydi. Mesela burada değişken deseydi. Yani bilinmeyen deseydi ne yapacaktık? X ve Y diyecektik. Kat sayı 5. Eksi 7. 35. Sabit. Eksi 35. Bu kadar. Peki 13. soruya baktığımızda olduğuna göre A artı B artı eksi A artı B eksi C aşağıdakilerden hangisine eşittir? A'nın değeri var, B'nin değeri var, C'nin değeri var. Hemen hemen yerine yaz. A gördüğün yere 3 eksi yaz. Hemen 3 eksi yazdın. Artımı yapıştırdım. B gördüğüm yere 2x eksi 3'ü yapıştırıyorum. 2x eksi 3'ü yapıştırıyorum. C gördüğüm yere x artı 1. Fakat C'yi ben şu şekilde yazmam lazım. O zaman ben buradaki x'i ne yapacağım? Dağıtacağım. Aslında burası eksi x eksi 1'dir. Hemen şuraya eksi x eksi 1'i yazdım. Peki. Bakıyorum burada bir 3x var. Burada bir 2x var. Burada bir eksi x var. Hmm. Şimdi... Zorlaştım. Hayır. E, 3x ile 2x toplarsam 5x yapar. 5x'ten bir x çıkarırsam 4x yapar. E, o zaman burası 4x yaptı. Burada bir x 3 var. Burada eksi 1 var. E, toplarsam eksi 4 yapar. 4x eksi 4 derim ve boluyu işaretlerim geçer. Peki 14. soruda Güzel gidiyoruz gideriz. Güzel güzel. Şimdi uzun kenarı 2x-2 santim ve kısa kenar 4 santim olan dikdörtgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade açıkladıklarından hangisidir? Öncelikle bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgeni çizdim. Dedim ki uzun kenarı 3x-2. Burası uzun kenar olsun. Burası da kısa kenar olsun. Tamam. Alan demiş değil mi? Dikdörtgenin alanını sormuş. Alan demek kısa kenar çarpı uzun kenar demek. O zaman ben 4'ü ne yapıyorum? 3x-2 ile çarpı veriyorum. Dikkat! 4 ile 3x'i çarpıyorum ilk önce. 12x. Sonra 4 ile eksi 2'yi çarpıyorum. 4 ile eksi 2 çıkartırsam eksi 8 yapar. Çünkü artı ile eksinin çarpımı negatifti. Dikkat. O zaman 12x eksi 8 olacak alanı. 15. Yukarıdaki ilk dik, e, yukarıda ilk 4 adımı verilen örüntünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Genel terimi. Şimdi bak 4, 7. Buradaki örüntüyü bulman gerekiyor. Aradaki farkı bulman gerekiyor. Aradaki fark ne? 3. 3 ve 3. Aradaki farkın 3 olduğunu görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Bakın şöyle yapalım. Bir daha burası artı 1. Görünmüyor mu? Artı 1'den 4'e gitti. 7, 10, 13. Burada yapman gereken tek şey var. N'e değer vermendir. N'e değer verirsen bu 4'ün katları olur olmaz. N'e değer verirsen Buraya baktığımda n'e değer verdiğinde ne yapar? 3 kere 1, 3, 1 daha 4. 3 kere 2, 6, 1 daha 7. 3 kere 3, 9, 1 daha 10. 4 kere 3, 12, 1 daha 13. Yakaladın mı? Yakaladım. Bak mesela 4 n eksi 1 niye değil? Çünkü ben n'e 1 verirsem 4 eksi 1'den 3 yapar. n'e 2 verirsem 8 eksi 2'den 7 yapar. n'e 3 verirsem 12 eksi 1'den 11 yapar. Bak bu ikisi sağlıyor fakat 3 sağlamadı. Bu değil. 3'en eksi 1 ne dedi? Neden değil? 3'e 1 verdim. 3, 3'ten 1 çıktı. 2. Zaten kurtarmıyor. Direkt 4'ten başlamamız gerekiyor. Bu da yanlış yani. Cevap arkadaşlar bolu. Umarım güzel gidiyorduruz. Umarım anlıyorsunuzdur. Umarım 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 sizler var ya zekisiniz be. Siz anlamayacağınızda kim anlayacak? Şimdi demiş ki genel terimi 7 eksi 2 olan örüntünün 8. adıma çıktığının hangisidir? 8. adımı dediğimizde şu. Aslında eni biz 8 adım olarak göreceğiz. Neden? Çünkü yine birler veriyoruz ya. Bir veriyoruz, birinci adım veriyor. iki veriyoruz, ikinci adım veriyor. 3 veriyoruz, 3. adım veriyor ya. O zaman ben diyeceğim ki 7 eksi 2'deki şu n'e 8'i vereyim. 8. adım bulayım. 7 kere 8'e baktığımda 56'yı buluyorum. Bul buluyorum. Buluyorum. 2 daha çıkarırsam 54. Yanlış hesaplamadım. Bazen yanlış hesaplıyorum ha bak. Gece geç saatlerde video çektiğim için kafa gidiyor. 1 milyon oluyor. 7 kerede 49, 49, 8, 49, 7 daha ne 8'i 8 ekliyorum ya 49'a. 49'a 7 eklediğimizde ne olur? 56 yapar. 56'dan 2 çıkarırsak 54 yapar. O zaman cevabım C olur. Peki aşağıda verilen denklemlerin hangisinde denklemi sağlayan x değeri diğerlerinden farklıdır demişiz. Şimdi baktığımızda şöyle ilk önce ben bilinmeyenle bilinenleri yan yana getirmem gerekiyor. Burada bir tane bilinmeyen var. O zaman ben bunu yalnız bırakayım. Şuradaki eksi c'yi, 7'yi karşı tarafa atayım ki bu yalnız kalsın. E o zaman ben eksi yalnız bıraktım. Şimdi bak eksi 7'yi karşıya atarken buradaki ifade negatifse buraya pozitif diye geçer. Pozitifse negatif diye geçer. Yani karşıya geçerse şekil değiştirmiyor. işaret değiştiriyor. O zaman artı 7 dedik. Peki arkadaşlar artı 7 eksi 2 daha kaç yapacaktır? 5 yapacaktır değil mi? Artı 5 yapacaktır. O zaman x'imin değerini 5 olarak buldum. Aynı mantıkla burayı ne yapıyorum? Düzenliyorum. Bakın yine burada bir bilinmeyen var. Bu bilinmeyeni yalnız bırakmam gerekiyor. Burada bir bilinen var. Bilineni bilinenin yanına bir atayım. Artı 1 iken eksi 1 haline geldi. Burayı sildim. O zaman burada bir 2x kaldı. 11'den 1'i çıkarırsam 10 kalır. Her iki tarafı da 2'ye böleyim ki x'i yalnız bırakayım. X'i bulmak gerekiyor çünkü 2'ler gitti. 12'ye 2'ye bölersem de x'in değerinin 5 olduğunu görebiliyorum. Bu da 5, bu da 5. O zaman sonuç olarak ben 5 bulacağım. Peki c'yi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yine aynı mantık. Bilinenleri, bilinenlerin, bilinmeyenleri, bilinmeyenlerin yanına koymamız gerekiyor. Bak burada ne var? Bilinen, bilinmeyen var. Bak burada da bilinmeyen var. Bak burada da bilinen var. O zaman ben bunu buraya atayım. Bunu da buraya atayım. Genelde küçükleri büyüklerin yanına atarız. O yüzden küçükü ben küçükü buraya attım. E bunu da buraya atıyorum. Eksi 4'ü buraya atıyorum. Şekil değiştiriyor. Şekil dediğim mi işaret değiştiriyor. E burası 2x ise x artı iken eksi x'e dönüşüyor. Ben bunu bu tarafa attığı için eksi 4 iken artı 4 oluyor. Artı 4 artı 1. O zaman burası x eşittir 5 yapıyor. Zaten burası da 5 olacaktır. Peki neden d? Yani cevap neden yanlış? Yani niye d'yi 5 bulamıyoruz? Hadi bir de ona bakalım. Bakın yavrucaklar, canlarım, ciğerlerim, bir tanelerim bakın dikkat. Adam burada zaten 3x artı 2, x eksi 8 demiş. Bunu bu tarafa attığımda bunu bu tarafa atmam gerekiyor. O zaman burası 2x eşittir, eksi 10 yapar. Buradan da x eşittir, eksi 5 yapar. Ama bize artı 5 dediği için o yüzden denizli olmuyor. Haydi 18'e bakalım. Yukarıdaki verilen denklemi sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hmm, tamam. Şimdi bak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu 5'i dağıtmamız gerekiyor. x ve eksi 2 ile dağıttım. E o zaman burası 5x yapar. Eksi 2 ile çarparsam eksi 10 yaptı. Süper. Şimdi buradaki eksiği de dağıtmam gerekiyor. Dikkat eksi 2 ile yapmam lazım. Eksi 2 ile artı 1'i çarparsam eksi 2 yapar. Eksi 2 ile eksi 2x'i çarparsam bunlar birbirlerini artı haline getirecektir. Artı 4x yapar. Bir de bunları düzenleyeyim. Burada 5x var. Burada 4x var. 9x yaptı. Burada eksi 10 var. Burada eksi 2 var. Eksi 12 yaptı. Eşittir. x artı 4. Şimdi arkadaşlar burası 9x burası x. Ben bu bilinmeyeni buraya attım. Bilineni buraya attım. O zaman 9 xten x'i çıkarırsam şuraya yazayım 8x kaldı. 12 ile 4'ü toplarsam 16 yapar. 16'ya eşittir. O zaman ben x'e ne vereyim? 2 vereyim ki 8 ile 2'yi çarpayım 16 elde edeyim. O zaman x'in değerini zaten sorduğu için x 2 olacak. Şimdi 19. sorumuz. Hangi sayının 3 katının 5 fazlası aynı sayının 2 katının 1 eksiğine eşittir? Hangi sayının 3 katının 5 fazlası? X diyelim biz ona. Bilmiyoruz çünkü değil mi? 3 katının demiş. Yani 3x 5 fazlası dedik. Aynı sayının 2 katının 1 eksiğine eşittir. Eşittir çünkü eşitmiş. Aynı sayının 2 katının 1 eksiğine eşitmiş. Bak denklemi kurdum. Sonra bunu çözeceğim. 3x burada var. 2x burada var. karşıyat. Sonra burada 5 var. Onu da karşı at. Ben 3x yani 2x'i karşı attığımda burası 3x eksi 2x yapar. Burası da eksi 1 eksi 5 haline gelir. 3 xten 2x çıkarırsa x kalır. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6 yapar. O zaman x'in değerinin e, hangi sayının 3 katının 5 fazlası aynı sayının 2 katının 1 eksine eşittir. Eksi 6. 3 katının 5 fazlası aynı sayının 2 katının 1 eksiği. Tamam sıkıntı yok. Denklem güzel olduğu için eksi 6'yı bulduk. Okey 20. sorumuz. Sınıf mevcudu 30 olduğuna göre bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi demişiz ki kız öğrencilerimiz var. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katının 3 eksiktir. Bu tür sorularda yazın arkadaşlar. Kız ve belirtin. Peki kıza e, şimdi erkek öğrencilerin sayısı 2 katından 3 eksiktir kız öğrencilerin sayısı. Erkek öğrencilerin sayısının dediği için erkek öğrencilerin sayısına bir değer verin. Bilmediğim için x verdim. Kızlar bu sayının 2 katından 3 eksikmiş. Yani 2x eksi 3 diyeceğim. Çünkü 2 katından 3 eksikmiş. E peki zaten bana demiş ki sınıf mevcudu 30'muş. E ben bunları toplarsam 30 elde etmeyeceğim mi? Evet. E o zaman 2x burada var. 1x daha burada var. 3x. Buradaki eksi 3'ü karşıya atayım. 33 olsun. 33 olsun deyip 32 yazdım. Her iki tarafı da 3'e böldüğümde x'in değerinin ne olması gerektiğini görüyorum. 11 olduğunu görüyorum. Bana ne diyor zaten? Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı. Hemen 11'i gördün, atladın, hata yaptın. Bir dur bakalım senden ne istiyor kurban olayım sana. Evet, kız öğrencilerin sayısını istemiş. 22 eksi 3'ten 19'u elde ediyoruz. Ve cevabı deniz olarak işaret ediyoruz. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Gidin o bursluluk sınavına kazanın.